arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel papatyamızı çalışacağız. Dilediğiniz örgülerimizde ve süslemelerimizde kullanacağınız güzel ve kolay bir çalışma. Ben 3 numaralı tığımı kullandım ve farklı ürünleri kullandım. İplerimin hepsi farklı. En sondaki yaprağımı lif ipiyle ördüm. Diğerini Nakonun rekoruyla ördüm. Diğerini ise içerisindeki sarıyı ise Nakonun minnoş babysiyle ördüm. Yani eğer büyük bir parça örecekseniz iplerinizin aynı marka ürünlerinin olması çok daha güzel gösterecektir örgünüzü. Ama küçük süslemelerde kullanacağınız ip o kadar da önemli olmayacaktır. Elinizde bulunanlarla süsleme işlemimizi yapabilirsiniz. Bakın bir değişik renkle de şu şekilde çalıştım. Evet, sizler de dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. 6 zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane ilk zincire halka yapıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak örmeye başlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa da çekelim. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 16 tane trabzanımızı bu şekilde örelim. 16 tane trabzanımızı ördüm. İlk zincirden ördüğümüz trabzanımızın tepe noktasına gelerek batıyorum. Şu şekilde ipimi geçiriyorum. İlmeğimden. Bir tane zincir çekerek ipimizi buradan kesiyoruz. Beyaz rengimizle örmeye devam edelim. Bir tane zincirimi çekerek düğüm atıyorum. Sarı iç kısmımızın herhangi bir yerinden şu şekilde gelerek batıyorum ve bağlanıyorum. Üzerine 7 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere gelerek batıyorum ve 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3. Şöyle bir V yaptım. Yanına 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzan atlayıp ikincisine batıyorum ve 3 defa da örüyorum. Trabzanımın üzerine yine 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere batıyorum. 3 defa da alıyorum. Bakınız ikinci V'mizi ördük. V'lerimizin arasına 3'er tane de zincirimizi çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum. 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra aynı yere yeniden giriyorum. 3 defa da çekiyorum. Araya 3 zincirimi çekiyorum. Bakınız bir taraftan da ipimi arkadan gizleyerek ördüm. Bu şekilde bütün trabzanlarımızı örerek gelelim. Bir trabzan atlayıp diğerine batıp buradaki V'mizi aynı şekilde kuralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane V'mizi ördüm. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıçtaki 7 zincirimizi aşağıdan sayarak geliyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum şu şekilde. Sadece ilmeğimi geçiriyorum ve birleştirmiş oluyoruz. Şimdi 3 zincirimin bulunduğu yerden örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek. Sayalım. Zincirimle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzanımı ördüm. Şöyle sayalım. Kaçıran arkadaşlarımız için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımızı ördükten sonra hemen yan tarafa geçiyorum. Şuradaki soldaki trabzanıma şöyle yandan giriyorum. 7 tane trabzan da buradan örüyorum. 1 giriyorum. 2 giriyorum. 3 4 5 6 ve 7.
7 trabzanımızı ördüm. 7 yukarıya, 7 de yandaki trabzanımın içerisine ördükten sonra şöyle bakınız. Modelimi eğiyorum. Arada örmediğim bir tane trabzanım vardı. O trabzanımın tepesine batarak şu kısma geçiyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Tığımın başını dolayarak yan çeviriyorum ve şuradaki V'mizin sağ tarafındaki, yani ilk olan V'mi trabzanlarımla doldurmaya başlıyorum. Birinci trabzanımı örüyorum. Toplamda 7 tane trabzanımızı örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzanımı ördükten sonra bu kez araya 3 tane zincir çekmiştim. 3 zincirin içerisine de 7 trabzanımı örmeye başlıyorum. Her bir bölüme 7 tane trabzan, ikisini ördüm. 3 4 5 6 ve 7. 7.'yi ördüm. Şimdi tekrar sol taraftaki trabzanıma geldim. V'min önce sağını, sonra üstü, sonra solunu yapıyoruz. Şimdi sol taraftaki trabzanı yine 7 tane örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 trabzanımı bu kısma da ördüm. Şöyle görelim, bakınız. 7 sağ tarafa, 7 yukarıya, 7 sol tarafa. Şimdi iç kısımdan ortada atlamış olduğumuz bir tane trabzanımız vardı. İlmeğimizi buradan girdiriyoruz. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. V'min önce sağ tarafa, sonra yukarı, sonra sol tarafı 7'şer 7'şer örmeye başlıyorum. İlkine giriyorum. Bütün yuvalarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Çiçeğimizin bütün katlarını örerek geldim. En son bakınız başlangıç yerimizin hemen yanındayız. Şöyle en son trabzanımı ördüm. Alttaki bir tane trabzanın tepesine sık iğne ile girişimi yapıyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki başlangıçta örmediğimiz 7 tane trabzanımızı buraya örmeye başlıyorum. Ve bu işlemimizle çiçeğimizi tamamlıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. 7.'yi ördükten sonra ilk 3 tane zincir çekerek başladığım yere giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıp ipimi buradan kesiyorum. Çiçeğimizi tamamladıktan sonra yapraklarımızı örmeye başlayalım. Yeşil renkli ipimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Çiçeğimin ön tarafından tutarak şu şekilde batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Tekrar 2 defa doluyorum. 2'şer 2'şer alıyorum. 1, 2, 3. Bir zincirimi çektim. 2'şer defa doladım. 2 trabzanımı ördükten sonra 3 defa tığımın başını doluyorum. Geliyorum. 2'şer 2'şer alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 defa da tamamladım. 1, 2, 3 zincirimi çekip hemen tepe noktasına şöyle ara boşluğa batıyorum. Ve yaprağımızın en uzun bölümünü örmüş oluyoruz. Tekrar 2 defa başını dolayıp hemen yanına batıyorum. 2'şer 2'şer alıyorum. İkinci kez 2 defa dolayarak yine aynı yere girerek batıyorum. 1, 2 ve 3. Yapraklarımızı önce zincirimi çektim. 3 zincir. 2'şer defa doladım. 2 trabzanımı ördüm. Tam ortadakini 3 defa dolayıp 3 zincir çekip tepesine kirpiğimi yaptım. Yine 2'şer defa dolamış olduğum trabzanlarımı ördüm. Yine 3 zincirimle aşağı iniyorum. 3 zincirimi çekip
aşağıya batıyorum ve ilk yaprağımı bu şekilde oluşturuyorum. Şöyle görelim. Birinci yaprağımızı ördüm. 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer, bakınız, arkadaki şuradaki bölümler içerisine örüyorduk. Onu göstermeyi unuttum. Bakın, şu bölümleri ördüğümüz için her bir bölümümüze birer tane yaprak yapacağız. 3 zincirimi çektim. İkinci kez hemen giriyorum. 2 defa başını doluyorum. 1, 2, 3. Burada 3 defa, 2 defa başını dolayıp alacağız. 3 tane. Üçüncüyü ördüm. 3 tane ikişer defa dolanarak örülen trabzanımız var. Şimdi tam ortadakini 3 defa sarıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Üzerine 3 tane zincirimi çekip dibine batıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. İkişer ikişer alıp örüyorum. İkinciyi örüyorum. İkinciyi ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincirimle aşağıya iniyorum ve bağlanıyorum. Diğer yaprağıma geçmek için 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim. 3 zincirimi çektim. Şuradaki aradaki 3 zincir içerisine 2 defa başını dolayarak giriyorum. Yine işlemimi şuradakinin aynıyla tekrar ediyorum ve bütün görmüş olduğumuz 3 zincirlerin tamamını örerek tamamlıyoruz. Yapraklarımızın tamamını örerek bitirdim ve en son 3 zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip başlangıçtaki yerimin hemen yanına gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Ve papatyamızı bu şekilde örerek tamamlamış oluyoruz. Yaprağımızın kestiğimiz ipi de ardına geçirerek gizledik ve bu şekilde tamamladık. Çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir çalışmamızı. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.